Evet, iyi günler herkese. Haftanın ortasıyız. Euro da biraz sert hareketler oldu bu hafta. 1.12.80'e kadar yükselmişti. 1.11'lere dek düştü. Avrupa Merkez Bankası'ndan alınan haberler çok etkili oldu. Mesajlar etkili oldu. Draghi'den aldığımız mesajlardı bunlar. Draghi şunu söylüyor. Yani mevcut uygulamalar sürecek. Ekonomiler ne kadar iyileşirse iyileşsin. Gevşek uygulamalar daha da uzun süre sürme ihtiyacı var. Bundan sonra zaten 1.11'e dek düşüşün ana sebebi de bu. Ama 1.11'lerden daha da aşağıya şimdilik düşüşler oluşmuyor. Çünkü Amerika'dan da çok zayıf veriler var. Yani dün işte kişisel tüketim harcamaları verisini aldık. Fed'in de çok yakından izlediği bir veri. Yıllık olarak baktığınızda düşüşler var halen daha. Yani enflasyon açısından bir sinyal yok. O da tabii dolarda bir güçsüz seyrin sürmesine sebep oluyor. Çok büyük ihtimalle 8 Haziran'da Avrupa Merkez Bankası'nın faiz toplantısı var ve oraya dek 1.11 ile 1.12'ler arasında yatay bir seyir halinde olabilir. Bunu da ifade edelim ama 1.11'lerin aşağısına çok fazla düşmüyor. 8 Haziran önemli olacak. Cuma günü istihdam rakamını alacağız ama istihdam açısından artık çok ciddi bir sürpriz yok artık. Saatlik ortalama ücretlerdeki artışta bir hareketlilikler var mı? Çünkü artık insanlar istihdam verisinde istihdamdan çok bir enflasyon sinyali olup olmayacağına bakıyorlar. Bunları da yakından izleyeceğiz. Petrol OPEC sonrası realizasyon yaptı ki bu çok normal bir hareketti. Çünkü %14 gibi bir rakamda yükselmişti. 48'lerin üzerinde tutunuyor. 48'lerin üzerinde tutunduğu sürece yer yer ara ara 50'lere yönelik hareketler olabilir. Petrolde daha kötü olacağını tahminimiz yok. Yani daha da aşağıya sert bir düşüş olmayacağını tahmin ediyoruz. O yüzden 48 ile 50'ler arasında yatay harekette sürebilir. Kurda 3.52'lerin altına düşmedikçe 3.52-3.62 aralığı sürecektir. Yukarı yönlü tepkiler olabilir 3.52-3.53'lerden. Bu tepkiler 3.58'ler ile şimdilik sınırlı olabilir. Ama Fed'den veya dışarıdan çok ciddi, olumlu veya olumsuz bir haber olmadıkça kurdaki bu yatay harekette sürecektir diye tahmin ediyoruz. Herkese iyi günler, hoşça kalın.